Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Excel 365'in en son fonksiyonlardan, bunlar güncellenince çıkıyor sanıyorum, bırak fonksiyonunu, drop fonksiyonu İngilizcesi sizlere tanıtmak istiyorum. Şimdi dinamik dizi fonksiyonu aslında. Şöyle bir verim var. Bu aslında bırak dediği bir anlamda çıkar gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle düşünelim bakınız. Böyle bir tablom var. Diyorum ki ben ya şu alandan 10 e, satır çıkar. Bunlar e, negatif olursa alttan, bu da üstten. Yani bize gelecek, görmüş olduğunuz gibi üstten 10 satırı çıkarıp burayı elde edecek. Yani geldim, yazıyorum. İsterseniz beraber yazalım. Ondan sonra eşittir bırak dedik. E, veri alanımızı verdik ve 10 satır dedik. Görmüş olduğunuz gibi 10 satırı çıkarttı. Çıkar fonksiyonu gibi bir şey bize veri aldı. Bunun aslında al take de bunun karşılığı. Peki başka ne olabilir? Ee, bakın sıralayla birlikte kullanabilirsiniz. Bir sıralama vererekten yine yeni fonksiyonlardan sortla beraber kullanabilirsiniz. Azalan sırada işte efendim şuradaki şey şeklinde değerleri ondan sonra. Ee, yine e, sütunlar bakımından da çünkü biliyorsunuz iki tane şeyi var. Bakınız burada bırak dedikten sonra satır belirtmiyorum iki. Yani iki sütununu bırak, o zaman geriye ne kalıyor? Ee, şu sütun kalıyor bana. Aynı şekilde yine e, buradan görmüş olduğunuz gibi. 10 satır ve 2 sütununu bırak şeklinde düşünebilirsiniz. Dolayısıyla e, bana e, 10 satır bırak, 2 sütununu da buradan bırak. Bize şu alan kalmış oluyor. Görmüş olduğunuz gibi buradaki 10 ve 2'yi seçerek yani 10 satırı e, bırak. Buradan kalsın e, ve şu da e, görmüş olduğunuz gibi 2, 2 sütununu bırakıyor. Bu bize kalıyor görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Demek ki e, çıkarmak istediğimizde bir veri alanını belirtip buradan çıkarmak istediğimizi alttan veya üstten belirtecek şekilde görmüş olduğunuz gibi e, üstten 10 satırını çıkarttı, alttan 10 satırını çıkarttı. Bu şekilde e, bir arkadaşlar kullanımı var. Bunun alternatifi de yani almamızı da sağlayan tam tersi bir anlamda e, bu çıkartıyor o getiriyor gibi alt take fonksiyonu var. Onu da bir sonraki videoda anlatırız.